Merhabalar, ekranları karşısında bizleri izleyen sevgili Show Türk izleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz Çat Kapı programımıza. Bugün yanımda Leyla Hanım var. Leyla Hanım genç girişimci. Leyla Hanım'ın işletmesini tanıtacağız. Fakat öncesinde biraz Leyla Hanım'ı tanıyalım. Leyla Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Bize biraz kendinizden bahsedin. Evet, ben muhasebe işiyle uğraşıyordum. Öncesinde ben Yenipazar'da köyden çoban kızıyım. Ev ve babamla gurur duyuyorum, vefat etti. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Şu an bunu görse çok sevinirdi. Kızım hamile kaldığımda evde çok zamanım oldu. İşi bıraktım. Yani evde durmayı seven, boş durmayı seven birisi olmadığım için internette gezinirken bir video karşıma çıktı ve epoksiyle bir şeyler yapıyordu ve beynim de sanki böyle şimşekler çaktı, neler yapabilirim, bunları çok araştırdı ve çok değişik şeyler yapıyorlar. Benim yaptıklarım aslında çok sınırlı kalıyor. Çok değişik şeyler, çok daha büyük, zaten biliyorlardır, bunu bilenler bilir. Mobilyadan en ufak parçaya kadar epoksiyle her şey yapılabiliyor. Ben de bir şeyler yapmak istedim ve üretmeyi sevdiğim için bu işe başlamaya karar verdim. Öncelikle evimde bir oda ayarladım. Odada aslında ufak bilin, odanın hepsini kapsetmiştim yani. Her şeyi oraya koymuştum. Sonrasında büyüdü gitti. Satışlar da artınca işimi büyütmeye karar verdim ve burayı kurdum. Aslında asıl mesleğiniz muhasebecilik ve şu an tasarımlar yapıyorsunuz. Tasarım şirketinizin adı Sultan Tasarım. Onun adı nereden geliyor Leyla Hanım? Kızımın ismi. Çok kızımla güzel. Beraber aslında bunu vesile olan kızım oldu aslında boş zamanlardan dolayı. Hem babanızın hayali hem de kızınız sayesinde bir işletme kurdunuz. Evet. Peki tasarımlarınızı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Sadece kendiniz bir şeyler mi belirliyorsunuz, yoksa müşterilerinizle özel görüşüp onların isteğine göre mi belirliyorsunuz tasarımlarınızı? Standart bazı desenler vardı. Öncelikle onlarla başladım. Tamamen kişiye özel tasarımlar yapılabiliyor. Şahsi yazılar, isimler yazılabiliyor. Onlarca ben desenlerle ve renklerle oynamayı daha çok seviyorum. Yani epoksi bir kimyasal bir madde olduğu için toparlanma aşamasında kendine has, hangi rengi karıştırırsan karıştır, kendine has bir güzelliği oluyor. Yani her şey kendine göre, kişiye göre tasarımlar yapılabiliyor. Anladım. Peki şu an Aydın Nazilli'deyiz biz. Ama siz bize bahsettiğiniz kamera arkasında Türkiye, sadece Türkiye'de de değil, yurt dışına da bir gönderim sağlayabiliyorsunuz. Evet. İleride farklı hedefleriniz var mı bu yönde? Evet, var. Zaten şu an atölyeyi açtıktan sonra işimi büyütmeye karar verdim. Yurt dışına bazı sitelerde hesaplarımı açtım, orada yüklemelere başladım ama onun haricinde de yurt dışında bana ulaşan müşterilerim oluyor. Bu tarz hani özellikle Türklerde işte nişan, söz, evlilik, bunlarla ilgili çok fazla aktivite olduğu için kendilerine göre bir şeyler yaptırmayı daha çok Türkiye'den talep ediyorlar. Türkler önem veriyoruz böyle şeylere. Evet. Bana ulaşıp kendilerine göre siparişler verebiliyorlar. Hangi şehirlere gönderim sağladınız bu zamana kadar? En çok nerelerden rağbet görüyorsunuz? En fazla tabii ki büyük şehirlerden çok fazla yapıyorum. Bu işe ilk başladığımda ben her giden ili tek tek nereye gittiğini özel olarak tek tek bakıyordum. Yani kimisi belki çıksın alır, üzerine yapıştırıp gönderir ama ben kime gidiyor, isimlerine tek tek, ilçe hepsini tek tek bakıyordum. Çok genelde İstanbul ve Ankara çevrelerinden çok fazla sipariş alıyorum ve her ilden var. Ve bir kadın girişimci olarak size daha çok güveniliyorlardı diye düşünüyorum ben. Evet. Samimiyeti çok önem veriyorlar. Evet. Ben de bunu vermeye çalışıyorum. Çok güzel.
Peki son olarak izleyicilerimize bir şey söylemek ister misiniz Leyla Hanım? Son olarak yani herkes her şeyi yapabilir. Yeter ki istesinler. Girişimciliğin kadını erkeği yoktur bence. İstediğinizi yapabilirsiniz. Teşekkürler Leyla Hanım'ın güzel röportajınız için. Çat Kapı programında bugün Leyla Hanım'la birlikteydik. Hem geziyoruz hem bilgilendiriyoruz. Diğer programlarda görüşmek üzere.